أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Bu programa teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin ve yine buraya attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın. Sevgili kardeşlerim, üzerinde hayat sürdüğümüz bu dünya hayatı bir yönüyle Adem oğlunun imtihan salonudur. Veya İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın ifadesiyle insan oğlunun imtihan yurdudur. Makam ve mevki gözetilmeksizin, cins ve yaş ayrımı yapılmaksızın her bir insan bu imtihan salonunun koridorlarında sadece ve sadece soru şeklini Allah Azze ve Celle'nin belirlediği bir sınava tabidir. Nasıl ki ilk öğretim öğrencisi ortaokul, ortaokul öğrencisi lise, lise öğrencisi üniversite düzeyinde bir soru kapasitesiyle imtihan edilmiyor ise, dünya hayatındaki bu imtihanımızda da imtihan şekillerimizi, imtihanın gücünü imanımızın zirvesi belirlemektedir. Yani iman ettiğimiz ölçüde, iddia ettiğimiz oranda imtihanlarımız çetin olacaktır. Biz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz kadarıyla bu dünya hayatında en zor imtihanlara tabi olanlar bizzat peygamberler olmuşlardır. Peygamberler aynı zamanda kendilerinden sonra gelecek olanların başlarına nasıl bir musibet yağmurları yağacağının da pratik sahasını tecrübe etmişlerdir. Evet, halbuki her bir peygamber karanlığı aydınlatmak, şirkin ve zulmün zehirlerini pan zehri sunmak ve hayvanların boynunu büken zalimliği ortadan kaldırmak, vahyin ekseninde tabir yerindeyse yeni bir dünya düzeni kurmak için gelmiştir. Ve her biri sorumlulukları içerisinde çok ağır imtihanlarla karşılaşırken bugün sizin dikkatinizi onların en zor imtihanlarından bir bölüme dikkat çekmek istiyorum. O da ne? Her bir peygamber en yakınlarıyla ağır imtihanlar yaşamıştır. Bakın arkadaşlar, evin damından damlayan su dışarıda yağan sağanak yağmurdan daha etkilidir ve daha kötüdür. Dışarı sel götürür, yağmurdan göz gözü görmez, ancak evin damından akan su insanı daha fazla rahatsız eder. O yüzden şu an dışımızda, evimizin dışında, çekim alanlarımızın dışında nice insanlar ağır imtihanlar görür, ancak biz en yakındaki olanlardan daha fazla etkileniriz. Diğerlerine üzülürüz, gözümüzden damlalar akar. Ama en yakınımızdaki imtihanda kalpten damlalar sızlar. Bu anlamda
dikkat edeceğiniz husus, peygamberler açlıkla, susuzlukla, düşmanların korkutulmalarıyla imtihan olurken en ağır ve çetin imtihanlarını evlerinin içerisinde yaşamışlardır. Adem aleyhisselam gibi. İnsanlığın ilk peygamberi. İnsanlığın atası. Neyle imtihan olmuş? Kan emici bir evlatla imtihan olmuş. Gidelim Nuh aleyhisselama bakalım. İnsanlık Allah'tan uzaklaşıp putlara tapmaya başladığında Allah o kavmin içerisine Nuh aleyhisselamı 9 değil 90 değil tam 950 sene sürecek bir peygamberlikle imtihan etmiş. Hangi kapıyı çaldıysa geri çevrilmiş. İnsanlar hakaret etmişler. İmtihan bitmiş mi? Bitmemiş. Suyun olmadığı bir yerde gemiyi götürmesiyle imtihan olmuştur. Allah demiştir ki ey Nuh bir gemi inşa et. Bu müşriklerin ve zalimlerin alay konusu haline gelmiştir. Ey Nuh o yanındaki sefihlerle haşa o aklını kullanamayanlarla bu gemiyi imal edip bu gemiyi nerede yüzdüreceksin diyerek onların sözleriyle imtihan olmuştur. Halbuki Nuh aleyhisselam gökten suyun fışkıracağını, yerin suyun altından fışkıracağını bilmiyordu. Bunu hesaba katmıyordu. Allah yap dedi ve imtihanın bir parçasını yaşadı. Ama size bir şey söyleyeyim aziz dostlar. Nuh aleyhisselamı yıkan o kafirlerin sözleri değil. Evinin içerisinden çıkan kafirler Nuh aleyhisselamı yormuştur. Dalgaları kendisini boğan evlat Nuh aleyhisselamı yormuştur. Ey baba sen ne yapıyorsan yap. Sen nasıl mücadele edersen et. Ben dağın zirvesine çıkaracağım ve senin Rabbinden kurtulacağım diyen bir çocuk Nuh aleyhisselamı yormuştur. Evet gidelim Lut aleyhisselamı ziyaret edelim. Affınıza sığınırım. Eşcinsellerin olduğu, erkeklerin kadınlardan uzaklaşıp birbirlerine yaklaştığı bir topluma Allah Lut aleyhisselamı peygamber olarak göndermiş. Ağır bir imtihandır arkadaşlar. Meşakkatli bir imtihandır. Kendiniz düşünün, yürüdüğünüz yolda kaldırımda bir eşcinselle karşılaşmaktan nasıl imtina ediyorsanız, bindiğiniz vagonda nasıl ki öyle bir insanla yolculuk yapmaktan haya ediyorsanız, göz göze gelmekten korkuyorsanız, aman ha yolda bana bir soru sorar diye yolunuzu değiştiriyorsanız, neden? Çünkü zor bir imtihandır. Allah Lut aleyhisselamı eşcinsel insanların bulunduğu ortamın içine bırakmış ve peygamber yapmış. Zor bir imtihan değil mi? Ama size daha zorunu söyleyeyim aziz dostlar. Ne olur Lut aleyhisselamı hayal edin. Lut aleyhisselam siz olun. Çarşıda, pazarda, sokakta, her türlü yerde bu insanların o kem gözleriyle, düşman gözleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Size kötü gözlerle bakacaklar. Ey Lut bizle uğraşmayı bırak. Git dinini dağlara anlat, taşlara anlat, hayvanlara anlat. Bizden uzak dur, zevklerimizden uzak dur diyecekler. Sizce Lut aleyhisselam ne ister biliyor musunuz? Kapısına vurduğunda kendisini açacak, mütebessim bir çehreye sahip, saliha bir kadını arzulayacaktır Lut aleyhisselam. Ve kavminin ona ne kadar eziyet verdiğini, ne kadar cefa yüklediğini anlattığında kocasının sırtını sıvazlayacak, korkma diyecek. Çekinme diyecek. Senin alemlerin Rabbi olan Allah gibi bir Allah'ın var. O seni yalnız bırakmayacak. O senin yardımcındır. O seni her daim koruyacak. Nusretini sağına, sağanak sağına yağdıracak. Bir kadının sözlerine ihtiyacı vardı. Yalnız ne olur dikkat edin kardeşlerim. Lut aleyhisselam kapıyı çaldığında ona kapıyı açan kadın bizzat kafir. Lut aleyhisselamın da düşmanı bir kadındı subhanallah. Lut aleyhisselam kendisine iman edenlerle bir yerde toplandığında hemen bu kadın koşuyor. Lut aleyhisselamın düşmanlarına diyorlar ki kocam ve arkadaşları şuradadır. Ne kadar ağır bir imtihan değil mi kardeşler?
eşcinsel bir toplulukla imtihan olmak ayrı bir dert. Ama evinin içerisinde seni anlamayacak, sana yardım etmeyecek, yük olacak bir kadınla imtihan çok daha zor aziz dostlar. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a gidelim dostlar. Hani dedik ya, Nuh Aleyhisselam döneminde insanlar Allah'tan uzaklaştı, puta taptılar. İbrahim Aleyhisselam'da insanlar daha büyük facialar yaşadılar. Ay'a taptılar, güneşe taptılar, yıldızlara taptılar, hayvanlara taptılar, gölgelerine taptılar, topraktan yaptıkları putlara taptılar. İbrahim Aleyhisselam böyle bir toplumun içerisine davetçi bir peygamber olarak bırakıldı. Ağır bir imtihan aziz dostlar, zor bir imtihan. Ama size daha zorunu söyleyeyim mi? Kendisi putları yok etmek için mücadele ederken evinin içerisinde bir adam vardı, putları inşa ediyordu. İbrahim Aleyhisselam putları yıkmaya çalışıyordu, evinin içerisinde bir adam vardı, o da putları tamir etmeye çalışıyordu. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a ve Nemrut zihniyetine savaş açmıştı, küfür ve şirk otoriteleriyle mücadele ediyordu. Evinin içerisindeki adam da Nemrut ve zihniyetine yaklaşmaya çalışıyordu. Şerefi ve izzeti Nemrutların yanında aramaya çalışıyordu. O adam kim biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın doğmasına ve büyümesine vesile olan babasıydı aziz dostlar. Ne kadar zor bir imtihan düşünebiliyor musunuz? Hadi Yusuf Aleyhisselam'a gidelim. Bir peygamberin oğlu olmak kadar büyük bir şerefe sahip ama bir taraftan da hain, haset sahibi kardeşlerle imtihan olmak. Subhanallah. Hasedin de öyle bir zirvesini yaşamak ki kendisini ortadan kaldırmak için mücadele eden bir kardeşlerle imtihan olmak. Ne kadar zor biliyor musunuz aziz dostlar? O yüzden kardeşlerim, peygamberler davaları uğrunda çok sıkıntılar yaşadılar ama onların üzerine en büyük yük evlerinin içerisindeki anneler, babalar, hanımlar, oğullar, kızlar, amcalar veya dayılar olmuştur. Bunun musibetin, böyle bir imtihanın zorluğu gerçekten çok ağırdır. Şimdi biz musibet denildiği zaman, imtihan denildiği zaman hep düşmanlarımız tarafından korkutulmayı, onlar tarafından hapsedilmeyi, onlar tarafından öldürülmek olarak algılarız değil mi? Halbuki en yakınımızdakilerle her an, her saniye imtihan oluruz, bunun farkında değiliz. Bizler zalimlerle belki hiç imtihan olmayacağız. Bizler insanlara zulmedenlerle belki hiç karşı karşıya gelmeyeceğiz. Halbuki en büyük imtihan onu görürüz de en yakınımızda salih bir erkek serkeş bir kadınla, saliha bir kadın tefeci bir adamla, muttaki bir anne baba ayyaş bir evlatla, Rabbani bir genç, hikmetli bir genç insanlara zulmeden şuursuz bir anne babayla ve kardeşlerle imtihan olmaktadır. Aslında en yakınımızda hep biz bunları yaşamaktayız. Bizim imtihanımızın en çetin tarafı bu tarafıdır arkadaşlar. O yüzden gözümüzü uzaklara değil, en yakınımızda imtihan olduklarımıza bakalım. Ve bu imtihanın zorluklarını aşmak için mücadele edelim inşallah. Bakın Allah Azze ve Celle peygamberlerini bu şekilde imtihan ederken, bakın bir taraftan da bedenlerine verdiği arızayla, hastalıklarla da imtihan etmiştir. Kim gibi? Eyüp Aleyhisselam. Kafirler, müşrikler, mücrimler sözleriyle Eyüp Aleyhisselam'ın kalbini zayıflatır ve yaralarken bir taraftan da Allah bedenini hastalıklarla zayıflatmıştır. Halbuki bizler davetçiler, Allah yolunda çalışanlar felç olmayı, gözlerin ama olmasını, ellerin tutmamasını, yürümemeyi, kalbin ritminin atışlarının zayıflamasını hep uzaklarda ararız da hiç kendimize yakıştıramayız. Sanki başımıza böyle bir musibetin gelmeyeceğini düşünürüz. Felçli bir komşumuz vardır, gözyaşımız akar ancak o yatağa mahkum olmayı hiç düşünmeyiz. Halbuki Allah
en sevdiği peygamberlerden biri Eyyub Aleyhisselam'ı, Allah'a en fazla dönen, evvah dediği, evvah dediği peygamberini böyle bir hastalıklara müptela kılmış subhanallah. Az önce dedi ki Allah Azze ve Celle peygamberlerini iman etmemiş, hidayetten yoksun evlatlarla imtihan etmiş değil mi? Bu da imtihanın bir parçasıydı. Ama kimi peygamberlerin elinden çocuklarını almasıyla imtihan etmiş. Kim gibi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Düşünün, bir babanın, ama özellikle peygamber bir babanın dünyada murad ettiği bir şey vardır. O da nedir? Ben vefat ettikten sonra benim davetimi yayacak, davamı ayakta tutacak bir nesle sahip olmaktır. Bir evlada sahip olmaktır. Kızları küçümsediğimizden değil, bu işi erkeklerin yapabileceğini düşüncenden dolayı erkek bir evlada sahip olabilmektir. Neden? Bir de bir taraftan düşünün, Muhammed Aleyhisselam'a Allah vahiy ile Meryem'in annesinin arzusunu, Zekeriya Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını göstermiş. Ve siz düşünün, Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir hayali olamaz mı? Böyle bir arzusu, yarınlara böyle bir özlemi olamaz mı? Sizce İbrahim'in de, Abdullah'ın da ve Kasım'ın da yarınlarını tahayyül edememiş midir? Hayal etmemiş midir? Bir rüyaya dalmamış mıdır? İnanın dalmıştır arkadaşlar. Çünkü benim peygamberimin en büyük vasıflarından biri kul olmasıdır. İnsan olmasıdır. Etten yaratılmasıdır. Kemikten var edilmesidir. Hislere ve duygulara sahip olmasıdır. Ama bir el onun hayallerini ortadan kaldırdı. Kader Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayalinin üstüne çıktı. Ve üç oğlunu da elinden aldı. Allah Azze ve Celle hayallerini bitirdi. Ya biz ölümlerimizi hep dışarılarda aramaktayız. Sanki bize hiç ölüm gelmeyecekmişiz gibi. Sanki bizim hanemizden tabut çıkmayacakmışız gibi yaşarız arkadaşlar. Falanca vefat etti denildiğinde, evet yine gözlerimizden yaşlar damlar, hislerimiz ayağa kalkar. Ancak ölümü hanımımıza yakıştıramayız. Hanımımız da bize yakıştıramaz ölümü. Biz ölümü evlatlarımıza yakıştıramayız. Aha şu evlatlar da babalarının ölümünü yakıştıramazlar kendilerine. Hayal bile edemezler. Ama dikkat edin kardeşlerim. Peygamberler, uzakları bir kenara bırakın, en ağır imtihanlarını en yakınlarında yaşamışlardır. Şu sözün sahibi ne kadar doğru söylemiş. Dağların en zirvesi soğuğun en fazla yaşandığı yerlerdir. Demek ki imtihanların en çetinine, en ağırına maruz kalacak olanlar imanlarını zirvede yaşayanlardır. Takvada kemale erenlerdir. Olgunlaşanlardır. Peki böyle musibet karanlığında hangi bineğe binerek yolumuzu alacağız derseniz, gelin bunu nebevi bir eczaneye başvuralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine bırakalım ve inşallah sohbetimizi de burada bitirelim. Ümmü Seleme radıyallahu an anlatıyor. Ebu Seleme vefat etti radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taziye evine gidiyor. Diyor ki ben ondan bizzat şunu işittim. Kime bir musibet uğrarsa, kime bir musibet uğrarsa. Bakın ben bir hadis biliyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişinin diyor ayakkabının bağının kopması dahi diyor musibettir. Ömer bin Hattab diyor ki radıyallahu an bir kişinin diyor ayakkabının bağının kopması musibettir. Neden? İnsanın diyor kalbini yoran, üzen her bir şey musibettir onun için. Bunun büyük küçüğü fark etmez arkadaşlar. Etkilenen insan çok önemlidir. Kime bir musibet uğrarsa diyor şu sözleri söylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah. Biz Allah'tan geldik. Biz Allah'ın hazinelerinden bir hazineyiz. Allah'ın sahip olduğu mahlukattan bir parçayız. Biz Allah'ınız. Allah tamamen bize hakim.
Allah tamamen bizim üzerimizde tasarruf sahibi. Bizim melikimiz Allah, sultanımız Allah, hükmeden Allah, sahip Allah. Ne varsa her şeyle biz Allah'ınız ve biz öleceğiz. Ama tekrar onu döneceğiz. Tekrar sahibimize gideceğiz. Bizi var eden, yoktan var edenin yanına gideceğiz. Bu sözleri söyleyeceğiz. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki bunun ardından da diyor şu duayı yapın. Allah'ım musibetime sabredişimin ecrini bana ver. Hani bana bir musibet verdin. Bir sıkıntı verdin. Bir belayla karşı karşıya getirdin. Ben de buna sabrettim. Bana bunun karşılığını ver. Ecrini ver, sevabını ver. Yalnız şimdi dikkat edin aziz dostlar. Ve bulunmuş olduğum durumu daha güzeline çevir. Allahu Ekber. Kocamı mı aldın? Bana daha ayrılı bir eş ver. Utanma bu sözü söylemekten. Falancadan daha güzel erkek nerede bulabilirim ki? Ben kocamı çok seviyordum. Bırak o sözleri söylemeyi. Sana dünyada ve ahirette yardımcı olacak bir eşi Allah'tan iste. Allah sana ondan daha iyisini getirsin. Çünkü Ümmü Seleme böyle söyledi. Dedi ki yahu ben bu sözü söyleyeceğim. İfadeyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim de böyle dua ederse Allah diyor ona sabrının ecrini verecek ve durumunu daha güzeline çevirecek. Yahu diyor ben Ebu Seleme'den daha güzel bir adam nasıl bulabilirim? Ondan daha yumuşak, ondan daha doğru sözlü, erkek, civan, mert bir adam nereden bulurum? Dediği anda Allah onun kaderine zaten öncesinden damlatmıştı. Karşısına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ebu Seleme'den daha hayırlı, Ebu Seleme'den daha güzel, Ebu Seleme'den daha merhametli, Ebu Seleme'den eşlerine daha fazla iyi davranan bir adamı Peygamber aleyhisselamı kapısına kadar getirdi Allah. Sen yeter ki içten böyle dua et. Oğlun mu öldü? Çocuğunu mu yitirdin? Allah'ım bana nasıl böyle bir musibet verdin? Bunu benden gider deme. Bana karşılığını ver. Daha güzelini ver. Kat kat iyisini ver diye dua et. Allah da sana göğün üzerinden karşılık versin. Senin hanımının rahmine daha iyisini akıtsın. Senin hanımının rahmine daha mertini koysun. Daha güzelini versin Allah Azze ve Celle. Bu Allah o kadar kolay ki. Yeter ki senin dudakların arasından çıkan sözle kalbin birbirine kardeş olsun. Değilse Allah için her şey kolay. Ve sözleri Abdullah İbni Amr'a bırakıyoruz. Bu söz ona mı aittir onu bilmiyorum. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mı işitmiş? İnanın onu da bilmiyorum. Ancak sabrederseniz Abdullah İbni Amr'ın ifadesine tabi olursanız peki bunun karşılığı ne olacak? İşte onu Abdullah İbni Amr'a bırakalım. Diyor ki şu dört şey kimde bulunursa, şu dört haslet kimde bulunursa, kim tabir yerindeyse bu dört maddeyi ahlak haline getirirse, yaşam şekli haline getirirse Allah ona diyor cennette bir ev nasip edecektir. Nerede cennette? Birinci madde. Yapmış olduğu bütün işlerin özünde la ilahe illallah olacak diyor. Subhanallah. Birinci söz. Yapmış olduğu iş, yarınları için kuracağı bütün hayallerin içerisinde, hayatının ve ölümünün içerisinde la ilahe illallah sözü olacak. Çünkü biz onun için varız. Peygamberler onun için gönderildiler. Allah Azze ve Celle ondan dolayı kitap indirdi. Hayatımızın her alanında la ilahe illallah sözü hakim olacak. İki, diyor ki musibete uğradığında istirca edeceksin. Neydi istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü söylemek. Biz Allah'tanız ve Allah'a dönüşleriz. Üç, bir hayırla karşılaştığında elhamdülillah diyeceksin. Şımarmayacaksın. Bu benim yeteneklerimden dolayı, kabiliyetlerimden dolayı bana verilen bir hayırdır demeyeceksin. Allah'ım bu sendendir. Bu senin lütfundan ve keremindendir. Sana hamdolsun. Sözü elhamdülillah. Dört. Bir kusur işlediğin zaman estağfurullah diyeceksin. Kim diyor bu dört şeyi yerine getirirse, bu dört şeyi hayatına menheç edinirse
Abdullah İbni Amr diyor ki ona diyor cennetten bir ev vardır. Şimdi bu evin adı nedir? Allah bu evi nasıl isimlendirmiştir? İsterseniz tabiine gidelim. Ebu İsa'ya gidelim. Oğlu vefat eder. Defin işlemleri tamamlanır. Mezarın kenarında salih bir adam vardır. Ebu İsa'ya döner. Der ki Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini dinledim. Kimin bir çocuğu vefat ederse, kimin bir çocuğu vefat ederse ve o buna karşılık hamd edip istirca ederse, yani elhamdülillah, Allah'ım bu sendendi, bu senin malındı, bu senin bana lütfundan, kereminden akıttığın bir parçaydı, hazineme koyduğun bir servetti deyip aynı zamanda istirca ederse, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o gitti ama Allah'ım ben de geleceğim onun ardından ruhuyla bu sözleri söylerse, Allah diyor ona cennette bir ev verecektir. Adı ne? Adı Hamd evidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi Hamd evidir. O zaman selam olsun. Musibetlerin karanlığında sabrın nuruyla Allah'a yol arayanlara. Selam olsun. Yaşamış olduğu imtihanları Allah'a yaklaşmak için vesile bulanlara. Selam olsun. İmtihanların en zirvesine tırmanarak cennetleri arayanlara ve selam olsun. Cennette hamd evlerinde dinlenecek olanlara Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti sizlerin üzerinize olsun. Buraya bir maksat için toplandık. Bir gaye üzerine bir araya geldik. Geleneksel olarak cumartesi sohbetlerimiz bu haftadan itibaren devam edecek. Ancak bu haftayı özellikle Ümit kardeşimizin ve eşinin doğmadan kaybettiği evladının taziyesi için bir araya geldik. Ben bu nebevi tavsiyelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sözlerini hayatlarına daim kılacaklarına inandığım bu kardeşlerimi hamd eviyle müjdelerim. Ve inşallah Rahman ahirete gönderdikleri o çocuk veya sizin içinizdeki ahirete gönderdiğiniz evlatlarınız vallahi şu an cennetin kapısında bekleyecek. Anne ve babam o cennetin içerisine girmedikleri müddetçe biz de o cennete girmeyeceğiz diyecekler. Ben bu iki kardeşimi tebrik ederim. Cennete bir evlat gönderdikleri için tebrik ederim. Ben bu kardeşlerimi müjdelerim. Şu dünya hayatının kirinden, şu dünya hayatının lekesinden, şu dünya hayatının küfründen, şirkinden ve zulmünden bir evladı tertemiz bir cennete gönderdiklerinden dolayı. Allah Azze ve Celle sizlere rahmet etsin ve nesillerinizi hayırlı ve bereketli eylesin. Dua için Mustafa kardeşim inşallah buraya davet edeceğim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.